Seçimlere dönük AK Parti içerisinde nasıl bir hava vardı? Bu seçimi artık kazanamayız gibi bir karamsar hava var mıydı parti içerisinde? Yani şu anda mı? Evet, yani siz Şu kısa bir anda süre önce ayrıldınız. ha. Öyle bir atmosfer Yani var mıydı? Yani öyle haberler de, yorumlar da çıkıyor. öyle atmosfere emin ol bilmiyorum. Yani ben hep böyle işte Urfa'da şunu yapalım, bunu yapalım, şunu düzeltelim, şu şöyle olursa böyle olur. Hep şeyler böyleydi. Ama seçimle ilgili hiçbir şeyim olmadı, tespitim olmadı. Şimdi AK Parti'nin HDP'ye yönelik bazı hamlelerini görüyoruz. İşte meclis grubunu ziyaret ettiler. Eski eş genel başkan Sayın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarıp hasta anne babasıyla görüştürdüler. Aysel Tuğluk bir süre önce tahliye edilmişti. Siz bu adımları nasıl yorumluyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz? Yani şöyle, HDP legal bir parti ve mecliste oluyor ve grup başkan vekilleri var ve meclisi yönetiyorlar. Bu bağlamda yani şey kurmak, irtibat kurmak mecliste gayet doğal bir olaydır diye düşünüyorum. Ancak eğer yasal değilse zaten kapatılacaktır. O zaman da kimsenin söyleyeceği bir laf olmaz ama yasal bir parti ise, ki hatırlarsanız esasında partilerin kapatılmaması gerekir diye biz AK Parti zamanında çok ciddi çalışmalar yapmıştık. Eğer suç varsa bireyseldir, partiye ait olan bir olay değildir. Ben esasında partilerin kapatılmasına da karşı olan bir insanım. Ama dediğim gibi yani orada Meral Hanım esasında şunu söyledi. Yani Biraz siz sert tepki tabii gösterdi HDP ile görüşmeniz. şöyle esasında ben o sert tepki değil de ben sonradan daha iyi birbirimizi anlayabildik. Bir defa AK Parti tarafından işte HDP eşittir, PKK'dır falandır filandır dendikten sonra AK Parti'ni gidip ziyaret etmesi, bir yine televizyonda tabii ki misafir geldiğinde o evinizi açacaksınız ve misafiri kabul edeceksiniz. Ama bana göre Meral Hanım söylemek istediği şuydu. Yani arkadaşlar, yani bu kadar size laf söylendi falan edildi. Tabii ki misafiri kabul edeceksiniz. Ancak şunu söyleyebilirdiniz. Ya keşke yani daha önceden bizi böyle demokrat, illegal bir parti olarak görüp de bizi böyle PKK falan eşittir PKK demeseydiniz. Onun için şimdi acaba yasa çıkarken zorlandınız da bize ihtiyacınız var diye mi geldiniz? Biz sizin bu eyvallah misafir olarak kabul ediyoruz ama teklifinizi reddediyoruz demesi de beklenirdi diye Ama düşünüyorum.